Sayın Bakan, bütçe sunuş konuşmanızın özelleştirme idaresi başkanlığı ile ilgili açıklamanızda özelleştirme idaresi başkanlığı çeşitli sektörlerde çok sayıda özelleştirme uygulamasını şeffaf bir şekilde gerçekleştirdi diye açıklamada bulundunuz. Oysa uygulama ne? 2020 Sayıştay raporunun 34. sayfasındaki şöyle bir bulgu tespit edilmiş. Özelleştirme işlemlerine ait değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması. Bu ne demek biliyorsunuz? Şeker fabrikaları, Türk Telekom, SKB, özelleştirilen kurumlara biçilen değer neydi? Kaça satıldı? Aradaki fark nedir? Bunları millet bilmiyor demektir. Oysa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarında da değer tespit komisyonu tarafından gerçekleştirilen işlemleri kapsayan değer tespit sonuçlarının mevzuat hükümleri gereğince kuruluşun özelleştirme işlemi tamamlanarak devir sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Ama duyuruluyor mu? Hayır. Özelleştirme idaresine ilişkin raporlar 2014'ten beri meclise geliyor ve her raporda bu konuda ne yazık ki uyarı var. Bu Sayıştay'ın uyarıları, tespitleri laf olsun diye orada yok. Özelleştirme Dairesi Başkanlığı bu uyarı ve tespitleri değerlendirmeyecek mi? Kanuna, yönetmeliğe, Sayıştay'ın 7 yıldır uyarısına rağmen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı neden değer tespit raporlarını açıklamıyor? Akıllara şu soru geliyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı neyi kimden saklıyor? Bunların cevapları neden yok? Biz bilmek istiyoruz. Sayın Başkan, Sayın Bakan, değer tespit sonuçlarının kamuoyuna duyurulmaması açıkça görev ihmalidir ve suçtur. Şimdi 60-85 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78. maddesi der ki, denetim esnasında suç teşkil eden bir durumla karşılaşıldığında konunun derhal ilgili kamu idaresine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmelidir der. Öncelikle Sayıştay'ın Eylül aylarında açıkladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği kamu idaresi raporları ile Kasım-Aralık aylarında açıkladığı belediye raporlarında ve Aralık ayı sonlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu'na gönderdiği KİT raporlarında birçok konusu suç teşkil eden bulgu yer almaktadır. Ancak bu tespitler kamuoyunda tartışıldığı ile kalmaktadır. Yani Sayıştay'ın TBMM adına yaptığı denetimler sonuçsuz kalmaktadır. Sonuçsuz kalacaksa bu denetimler niye yapılıyor? Kanunda hüküm olsa da Sayıştay'ın işlediği suçları adli yargıya intikal ettiremediği ortada. Kamu zararları bulgularda kalmakta, tazmin edilememekte ve sorumlular yargılanamamaktadır. Sayın Bakan, bu durum Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu hükümet sistemin bir gereğidir mi diyorsunuz? Sayın Bakan, OECD'ye bağlı mali eylem görev gücünün tavsiye kararlarından 12. tavsiye kararı geçen sene çıkan 62-72 sayılı kanunda yer almamasından dolayı gri listeye girme ihtimalinin bulunacağını biz meclis kürsüsünde ve komisyonda defalarca söyledik. Ve sonuçta mali eylem görev gücünün gri listesine girdik. Size sormak istiyorum. Siyasilerin ve siyasilerin akrabalarının mal varlıklarındaki artışların, kara para aklama yönündeki çalışmalarının ve bu konudaki etkin mücadelenin yeni düzenlemede yere alacak mı? Bu konuda mevzuat düzenlemesi ya da etkin soruşturma yapılması konusunda bir çalışmanız var mıdır? Sayın Bakan, 2006 yılında yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde Bakanlar Kurulu'nca belirlenen vergi cenneti olan ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan her türlü ödemeler üzerinden %30 oranında vergi kesintisi yapılması öngörülüyordu. Ancak bu düzenleme aradan 15 yıl geçmesine rağmen vergi cenneti ülkeler belirlenmediği için fiilen uygulanamıyor. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının nedeni nedir? Bu belirlemenin yapılmamış olmasının suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı bakımından bir zafiyet yarattığını düşünüyor musunuz? Sayın Bakan, yine bütçe sunuşunuzda Türkiye İstatistik Kurumu'nun gizlilik, güncellik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde tutarlılık ve güvenilirlik çerçevesinde faaliyetleri sürdürdüğünü söylüyorsunuz. Buna inanıyor musunuz bu söylediklerinize? Teşekkür ederim.